Kız yengem ya, iyi ki geldin ha. Yok kız, ne olacak? Aşk olsun ya. Ayrıca yani 40 yıl düşünsem senin bana akıl danışacağın hiç aklıma gelmezdi. Ama tabii yani şimdi gelinliğin master'ını yapmış bir insan olarak tabii gelip benimle konuşacaktın. Ya yengem, şimdi biliyorsun annem seni başlarda pek nasıl desem şey yapmıyordu. Nasıl derler? Böyle sevmiyordu da diyemem gerçi. Hadi hadi oradan. Ananı zamanında Nur Baba türbesine 40 kilit açarken görmüşler. Heh. Rıza ile ben evlenmeyeyim diye. Yok öyle sevmiyormuş da falan, bilmiyormuşum gibi davranma. Bak sana yemin ediyorum yenge, Yelda Hanım o türbenin yerini öğrense böyle koşa 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 gider bak gerçekten. Sen benim dediklerimi yap bak, 3 vakte kadar aynı anamla benim gibi böyle koyun koyun olacaksın. İnşallah yarabbim inşallah. Öyle inşallah maşallah yok. Bak şimdi yok sevgi doğuştan gelirmiş, yok böyle benim ilk gördüğümde kanım kaynadı, yok ben olduğu gibi sevsi falan. Bunların hepsi yalan. Sevgi emekle olur. Bence de. He tabii sence de. Mesela bak şimdi benim gibi zehir gibi bir kadın bile emek ediyor. Bilmiyormuş gibi yapıyor yani. Aman be yenge. İyi bir şey diyorsun zannettim ben de. İyi mi kötü mü ben orasını bilemem. Bak şimdi mesela pilav yaptı. Diyelim ki takır takır bir pilav. Diyeceksin ki anneciğim ya ne kadar da güzel bir pilav yapmışsın. Ben hiç böyle yapamıyorum diyeceksin. Hatta bilerek pilavı da kötü yapacaksın. Yenge Yelda Hanım yemek pişirmiyor ki evde. Şey var ya canım. Bu kadının yok mu hiç elinin iyi olduğu bir şey? Ha. Bak Yelda Hanım bir şey yaparsa böyle çok özenerek yapıyor. Böyle sakin sakin. Onun haline ben bile imreniyorum. Mesela yengem işte sofra mı hazırlanıyor? O da peçeteleri yerleştirir. Böyle peçeteleri nasıl desem sanat eseri gibi yerleştiriyor ha. Tamam işte kızım ya, Allah Allah. Bunu böyle içine içine değil, dışına dışına söyleyeceksin. Diyeceksin ki bana yol göster, bana bunların hepsini öğret. Hele böyle sana bile bir işi düşsün, o zaman da coş, abart yani. Oradan yürür müyüm kız? Ya herhalde be, yengen hiç boş konuşur mu ya? Gel. Yok yenge. Yengem benim be. Gel. Son bira iyi gibi abi. Bölmüyorum değil mi? Ne oldu, ne var? Ya siz eğer önemli bir şey konuşuyorsanız ben sonra da gelirim. Tamam geldin artık, söyle ne vardı? Sonunda geliyorlar. Bitirelim artık şu işi. Kim geliyor? Afan Holding. Tamam bu önemli, tamam. Hemen bir plan yapalım. Bu şirketle olan işleri Muhsin amcayla ben birlikte yürütüyorduk. Ama Muhsin amcayı çok seviyorlar. Acaba diyorum, Muhsin amcayı mı çağırsak? Hiç gerek yok. Ben hallederim. Ya Kerem, hayır işi kaçırmayalım. Görüşmeler bir daha kesintiye uğramasın diye diyorum. Ayrıca sen bu holdingle ilgili çok da bir şey bilmiyorsun. Fark etmez. Tamam. Ben hallederim. Babama karıştırmıyoruz. Abi ya firma bayağı büyük firma. Acaba hiç riski almasak da Muhsin amcayı arasak, devreye mi soksak? Abi bu şirketin başında ben varım artık. Niye ciddiye almıyorsunuz beni? Babamı da gözünüzde büyütmeyin o kadar. Her zaman en doğrusunu bilir diye bir şey yok. Ben hallediyorum, tamam. Yani böyle her başımız sıkıştığında babamı çağıracaksak ooo. Bak burada ihtiyacım olan her şey var, değil mi? Gerekli başka bir şey olursa bana maillersin, tamam. Var mı başka bir şey? Yok. Kolay gelsin. Abi ben de kaçtım. Bana ihtiyacın olursa yaz, yardım edin. Sağ ol. Şşş, açın kapıyı açın, çay getiririm ya. Ne oluyor lan burada? Neyi kutluyorsunuz ya böyle kapalı kapılar ardında ha? Yok ya, öylesine canımız çekti. Ya biz sana bir dilim ayarlarız ha. Ne oldu ya? Kim kovuldu lan? Aman söyle gitsin abi ya. Zaten bu da sevmiyor Atilla'yı. Atilla'yı mı? Ha. Yok canım sevmiyorum diyemem de. Böyle uyurken yakalarsam yastığı böyle yüzüne bastırıp böyle nefessiz bırakabilirim yani. Yapabilirsen o da. Uykusunda gezgin mi? Üstelik bağıra bağıra küfür ediyor. Bir gün yan komşu polis çağırdı. Bir de iftirayı bana attı bu bağırmıştır diye. Polis aldı beni götürürken bir baktım yan komşuya teselli ediyor böyle. Düşün. Atilla'nın taşınmasını kutluyoruz. Eski ev arkadaşıydı da. Yapma ya.
Vay şerefsize bak sen ya. Ya onunla kalsa iyi. Peynirini hassas teraziyle tartıp öyle dolaba koyardı. Hadi 2 gram eksik çıksın ya. O çene bir açılır var ya, böyle elinle kapat, parmaklarıyla konuşur. Yine konuşur. Allah Allah ya. Ulan doğru söylüyorsunuz değil mi? Bak ya, beni mutlu etmek için söylemiyorsunuz değil mi bunları? Sen ne alaka abi? Ya ben... Neyse ya vallahi. Ulan yaktım seni kıvırcık var ya. Yaktım, söndürebilene aşk olsun lan. Eyvallah beyler. Eyvallah. Allah yaktım ulan seni. Yaktım be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?